Bu AirPods Max, Apple'ın AirPods ailesindeki en büyük, en gelişmiş ve en pahalı kulaklık. Şu anki Türkiye satış fiyatı 5700 lira ve emsalleriyle kıyaslandığında yaklaşık 1.500 lira daha pahalıya satıldığını görüyoruz. Peki Apple bu kulaklık için neden diğerlerine nazaran daha yüksek fiyat istiyor? <laughs> Merhaba ben Mesut Çevik. Teknoloji Vahitler Gündem kanalına değerlendirdiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Apple AirPods Max'i konuşacağız. Acaba bu kulaklık fiyatını hak ediyor mu? diğer kulaklıkların sunmadığı ne gibi yeni teknolojilere sahip. Dilerseniz ilk olarak kutusuna bir bakalım. Kutusunda bizler neler sunuluyor. Çünkü AirPods Max'in tartışmalı bir kutu içeriği var. Kutusu oldukça sade ve güzel dizayn edilmiş. Oldukça büyük bir kutuyla geliyor ve kutuyu açar açmaz da kulaklıkla karşılaşıyorsunuz. AirPods Max'in çok enteresan bir taşıma çantası var. Çünkü kulaklığın yarısını koruyor sadece. Diyeceksiniz ki ne gibi negatif yanlar olabilir bu kulaklığın yarısını korumasının? Bakın üst tarafında Fileli bir yapı var Airpost Max'in Ve bu fileli yapı gerçekten de herhangi bir sivri cisme maruz kaldığında değinebilir. Yani çantanızda bir kaleme, cetvere denk geldiğinde ister istemez zarar görmesi muhtemel. İşte bu kılıf ne yazık ki Airpost Max'inizi Bu tip dış etkenlere karşı biraz korumasız kılıyor. Sadece kulaklık kısımlarını koruma altına alıyor. Manyetik bir kılıf ve kulaklığı bu kılıfa koyar koymaz kulaklığınız derin uyku moduna geçiyor. Neyse kulaklıkla kılıfı bir kenara koyalım ve kutu içeriğine devam edelim. Burada küçük bir kutu içerisinde çeşitli broşürler ve garanti belgesi ile ilgili bilgilendirmeler yer alıyor. Bunu da kenara koyduğumuzda sadece bir tane tip C'den Lightning'e şarj kablosunun yer aldığını görüyoruz. Bir şarj adaptörü yer verilmemiş mesela. Aslında kulaklık üreticileri kulaklıklarıyla beraber şarj adaptörlerini kullanıcıya sunmuyorlar. Cep telefonunun adaptörünü kullanabileceğinizi düşünüyorlar. Bu genel olarak yaygınlaşmış bir tutum. Fakat bu kutu içeriğinde farklı eksiklikler de var. Mesela Airpods Max'inizi kablo olarak kullanmak isterseniz herhangi bir stereo bağlantı kablosuna ya da dönüştürücüye kutu içeriğinde yer verilmemiş. Uçakta kullanmak isterseniz uçaktaki dönüştürücü soket tipi de yine kutu içeriğinde yer almıyor. Kısacası, emsallerinden daha pahalı bir kulaklık. Kutu içeriğinde de kablolar ve dönüştürücüler ne yazık ki yer almıyor. Bunları kullanıcının ekstra olarak satın alması isteniyor. Tasarımı ise gerçekten de yine Apple orijinal bir iş çıkartmış. Farklı görünen bir kulaklığa imza atmayı başarmış. Ben genel olarak tasarımını sevdim. Evet, büyük bir kulaklık ama nereden görürseniz görün uzaktan direkt bunun bir AirPods Max olduğunu seçebiliyorsunuz. Ben taklit edeceğini düşündüğüm bir tasarıma imza attıklarını düşünüyorum. Gerçekten farklı duruyor. Üst kısmında fileli bir yapı var ve taç kısmıyla başınıza denk gelen yerde aslında bir nevi tampon görevi de görüyor. Fileli olması sayesinde terlemeyi engelliyor ve gerçekten de başınızı acıtmadan rahat bir şekilde bu kulaklığı taşıyabiliyorsunuz. Taç kısmıyla kulaklıkları tutan metaller paslanmaz çelikten imal edilmişler kulaklıkların dış yüzeyi de alüminyumdan imal edilmiş. Ağır bir kulaklık, 385 gram ağırlığa sahip ama dengeleme iyi sağlanmış. Başınızın üstü ve kulaklarda üçe bölünmüş bir şekilde ağırlık dengelenmiş. Rahatsızlık veriyor mu? Taktığınızda hemen başınızı rahatsız eden, kulaklarınızı rahatsız eden bir ağırlıkla karşılaşmıyorsunuz ama emsallerine göre metal kullanıldığı için daha olduğundan dolayı çok uzun süre boynunuzda tuttuğunuzda, başınızda tuttuğunuzda ister istemez ağırlığı diğerlerine nazaran daha fazla rahatsızlık verecektir. Kulaklıkta farklı yenilikler var. Mesela kulak petleri çok rahat bir şekilde ayrılabilsin diye manyetik olarak kulaklıkla tutunuyorlar. Apple manyetiği çok seviyor biliyorsunuz. iPad klavyelerinden MacBook'lara kadar birçok yerde ya da kablosuz şarj ünitelerinde manyetik yüzeyler kullanıyor ve cisimler birbirine mıknatıslarla tutunuyorlar. Burada kulak petlerinde yine benzer bir mekanizma var. Çok rahat bir şekilde kulak petlerini değiştirmeniz için Manyetik bir yapı tercih edilmiş. Temizlemesi de daha kolay olmuş. Süngerimsi kulak petleri terlemeyi engelliyorlar ama hani çok uzun süreli kullanımlarda ısınmıyor mu kulaklarınız derseniz eğer ısınıyor ister istemez gürültü engelleme yapabilmesi için dışarıdan olabildiğince kulaklarınızı yalıtması lazım. Bu yalıtıma hava da dahil oluyor ve yazın çok sıcaklarda bu kulaklığı kullanırken kulaklarınız terleyecek. Bundan kaçarınız yok. Özellikle kulak içi kulaklıklardan bundan pek kaçamıyorsunuz. Süngerimsi kulak petlerinde, havzalı kulak petlerinde kullanıcıların endişe ettiği konulardan bir tanesi müzik dinlerken sesin dışa çıkıp çıkmadı. Bu kulaklıkta Ses dışarı çok fazla çıkmıyor. Yanınızdakileri rahatsız etmeyecektir. Yine yüksek sesle rahat bir şekilde gürültü engelliğimi aktif ederek minibüste, otobüste, uçakta yanınızda biri otururken de müzik dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Kulaklık üzerinde çok az sayıda tuş var ve açıp kapatma tuşuna yer verilmemiş. Üzerindeki sensörler sayesinde mesela kulağa takılıp olmadığını anlayan yakınlık sensörü sayesinde kulaklığı kulağınızdan çıkarttığınız anda kulaklık derin uyku moduna geçiyor. Ve bu sayede hiçbir zaman açma kapama butonunu aramadan, aç açık unutmuşum pili bitti derdiyle uğraşmadan bu kulaklığı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Üstünde hareket, yön sensörleri de yer alıyor. Ve bu sayede iPhone'unuzda kullanırken uzamsal ses desteği de veriyor sizlere. Uzamsal ses nasıl bir deneyim sunuyor? Tam olarak ne anlama geliyor? Yine bu incelemenin ilerleyen kısımlarında birebir test ederek sizlere göstereceğim bunu. Evet dedik ya üzerinde oldukça az tuş yer alıyor diye hiç tuş yer almıyor değil. Sesi açıp kapatmamız için Apple Watch'tan çok aşina olduğumuz touch control butonu da yine burada yer alıyor. Ve bu butonu hem döndürebiliyorsunuz hem de üzerine basabiliyorsunuz. Döndürdüğünüzde ses ayarı yapıyorsunuz ki ayarlar menüsünden sesi hangi yönde çevirdiğinizde açacağınızı, hangi yönde çevirdiğinizde kısacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Sizin için sağdan sola döndürmek açma olsun ya da soldan sağa döndürmek açma olsun fark ediyorsa eğer ayarlar kısmını bunu koymuşlar ince düşünmüşler. Bir kere bastığınızda müzik parçası duruyor, iki kere bastığınızda bir sonraki parçaya geçiyorsunuz, üç kere bastığınızda bir önceki parçaya geçiyorsunuz. Bunun gibi kontroller de sağlanmış. Yan tarafta duran tuş ise Aktif gürültü engellemeyi kontrol etmeniz için kullanılıyor. Aktif gürültü engellemeyi şöyle açıklayabilirim. Bu kulaklığın üzerinde 9 tane mikrofon var. Bir tanesi sesli görüşmelerde karşı tarafa sesinizin iletilmesi için kullanılıyor. Diğer 8 tanesi de sürekli olarak ortamdaki gürültüyü dinliyor ve bu kulaklığın o gürültüyle negatif eşdeğerde bir başka gürültü üreterek kulak zarınızın titreşmesini engellemesini sağlıyor. Şimdi kulak zarınızın titreşmesi engelleniyor. Çünkü ses bir basınç biliyorsunuz ve bu basıncın tersi yönde bir başka ses üretildiğinde kulak zarınız titremeden, o sese tepki vermeden duruyor ve siz gürültüyü duymaz hale geliyorsunuz. Mesela hiç müzik dinlemediğinizi varsayalım. Hiçbir içerik dinlemiyorsunuz. Sadece size sessizlik lazım. Bu kulaklığı kulağınıza geçirip sadece sessiz bir ortamdaymış gibi çalışmanıza ya da dinlenmenize devam edebiliyorsunuz. Ama müzik dinleyeceğiniz zaman işte bu dış ortamdaki gürültüden arındırılmış bir şekilde müzik deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Şimdi size bunu Sennheiser'ın stereo ses kaydı yapabilen mikrofonlarıyla test ederek göstermek istiyorum. Şu anda bir otobüste gittiğimizi simüle etmek için arkada bir otobüs gürültüsü açtım ve sesi Sennheiser'ın Ambio 3 boyutlu mikrofonlar üzerinden kayıt altına alıyorum. Kulaklığın nasıl performans sergilediğine bakacağız. Şimdi kulağıma takıyorum. Ve kulaklık şu anda sadece simgelleriyle pasif bir yalıtım yapıyor. Yani aktif gürültü engellemeyi çalıştırmadım. Bu müzik dinlemek istediğimde yine tam müziğe konsantre olamıyorum. Müzikle beraber otobüsün gürültüsü gelmeye <laughs> devam ediyor rahatsız edici. Sesi arttıracağım ya da aktif gürültü engellemeyi çalıştıracağım. <laughs> Aktif gürültü engelleme işte böyle bir teknoloji. Şimdi kulaklık şeffaf modda çalışıyor. Şeffaf modda çalıştığında eğer ola ki kulaklık kulağınıza takılıyken pasif engellemeyi de aşarak dış sesi duymak isterseniz sanki kulaklık yokmuş gibi bir deneyim yaşamak isterseniz yine şeffaf moda geçiyorsunuz ve etrafınızdaki her şeyi duymaya başlıyorsunuz. Ama duyacak bir şey olmadığını anladığınızda tekrar gürültü engellemeyi aktif ederek müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Gürültü engelleme değişik bir teknoloji değil mi? Özellikle daha önce kullanmayanlar için çok farklı gelmiş olabilir. Fakat şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bakın bu da AKG N700 ve 2500 liraya satılan bir kulaklık. Bu nasıl çalışıyor? Bunu da göstereyim mi size? Evet yine aynı otobüsteyiz. Çok fazla gürültü var. Kötü bir gün geçiriyoruz. Biraz müzik dinleyip rahatlamak istiyoruz. Ama elimizde bu sefer Airpods Max yok. AKG N700 var. 2500 liralık bir kulaklık dedim ya. Gürültü engellemesi var. Bakalım bu nasıl performans sergileyecek değil mi? Bir de bundan deneyelim. Evet kulaklığı taktığım anda çok büyük bir oranda gürültüden kurtuldum. Aktif gürültü engellemesi çalışıyor. Müzik müziği açtığımda yine gürültü engelleme aktif bir şekilde çalışıyor. Değil mi? Çalışıyor. Mesela şeffaf modu nasıl çalışıyor bu kulaklığın? Evet, etrafı da duymaya başladım. Yine şeffaf modu var. Sanki kulaklık yokmuş gibi etrafımdaki her şeyi duymaya başladım. Tekrar müziğe dönüyorum ve müzik kaldığı yerden devam ediyor. Evet, gürültü engelleme özelliği Airpods Max kadar uç noktada değil ama yine gürültü çok büyük oranda kesiyor ve müzik kısık sese dahi dinlemem için yeterli oluyor. Şimdi kafanızda bazı soru işaretleri belirmeye başlamış olabilir. Yani evet gürültü engelleme süper bir şeydi falan. Yani bu 2400 lira, 5700 lira fiyat farkı nereden oluşuyor? Şimdi tabii ki bu daha çok plastik malzemenin ağırlıklı olarak kullanıldığı fiyat performans odaklı bir kulaklık. Bu ise zaten materyal kalitesiyle bile üst sınıf kulaklıklarda ne arıyorsanız size onu vaat eden kulaklıklardan bir tanesi ama Tabii ki sadece malzeme kalitesiyle de Apple'ın AirPods'undaki, AirPods, Airpods Max'indeki bu fiyat farkını açıklayamıyorsunuz. AirPods Max'i tam olarak neden bu fiyata satıldığını anlayabilmek için kullanmanız ve Apple ürünleriyle kullanmanız gerekiyor. Mesela bu kulaklıkta Apple'ın uzamsal ses ismini verdiği teknolojilerden bir tanesi kullanılıyor. Diyelim ki iPhone'unuzda bir içerik görüntülüyorsunuz ki bu teknoloji sadece iPhone'larla çalışıyor. Sesin iPhone'dan geldiği etkisi yaratılabiliyor uzamsal sesle beraber. Çok enteresan bir deneyim. Bir film izliyorsunuz, kafanızı sağa çeviriyorsunuz ve hani iPhone'dan geliyor ya ses sonuçta sol tarafınızda kaldı iPhone. Sol kulakla ağırlık veriliyor. Dilerseniz bunun da nasıl çalıştığını yine bir deneyle göstereyim sizlere. Evet şimdi uzamsal sesi test etmek için daha sakin bir ortamdayız. Otobüs gürültüsünden kurtulduk. Uzamsal ses gerçekten farklı bir teknoloji ve bir film izlerken iPhone'u nerede tutuyorsanız tutun sesin sürekli iPhone'dan geldiği hissiyatını vermeye çalışıyor size. Airpods e Max'i <laughs> kulağıma takıyorum şu anda. gürültü engelleme özelliği aktif bir şekilde kullanıyorum ve Black Hawk'tan Kara Şahin düştüğünün fragmanını izlerken size uzamsal sesi have no göstereceğim. Help, Şimdi iPhone'a bakıyorum. We Ses bunu nasıl yapıyor? İçindeki yön sensörleri bir sayesinde, bir sayesinde, bir sayesinde. sayesinde sürekli olarak aslında kulaklık nereye baktığınız ölçümlüyor. iPhone'un o anki pozisyonuna bakıyor. Ve ona uygun bir şekilde ses sürekli iPhone'dan geliyormuş gibi kanallar arasında düzeni sağlıyor. Çok enteresan bir teknoloji. Kullanmaya başladığınızda garip geliyor ve özellikle film izlerken, hani müzik dinlerken filan da destekli müzik parçalarında keyifli ama ben film izlerken inanılmaz bir deneyim yaşadım bununla. Keşke iPad'de ve MacBook Pro'da falan da çalışsa ama şu an için sadece iPhone'da çalışıyor. Evet bu şunu diyebilirsiniz. Ya bu teknolojiye çok ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Yani sesin nereden, nasıl geldiğinin benim için pek bir önemi yok. Kafamı çevirdiğimde de dönmesin diyebilirsiniz. Tamam bu da olasılıklardan bir tanesi. Bunu da koyabilirsiniz. Adaptif equalizer denen bir olay var. Bu equalizer sayesinde kulaklığın iç tarafındaki mikrofonlar kulak zarınızla olan mesafeyi sürekli olarak ölçümlüyorlar ve sizin için, kulağınız için en iyi sesi, ses ayarlarını size ulaştırmaya çalışıyorlar. Müzik dinlemeye başladığınızda bu kulaklığın özellikle fiyat sınıfındaki kulaklıklarla benzer bir ses deneyimi sağladığını, gerçekten de fiyatının kalitesinde bir ses deneyimi verdiğini net bir şekilde anlayıp söyleyebiliyorsunuz. Film izlerken de yine çok keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle özellikle çatışma sahnelerinde, yoğun basın müziğin bulunduğu yerlerde Kulaklık burada çok etkili, hafiften böyle titreşimli lobasın titreşimli filmin içindeyse de biliyorsunuz Apple cihazlarıyla bu kulaklıkta film dinlemek, film izlemek çok iyi. Uzamsal sesi kullanarak izlemek daha da güzel oluyor. Nedense çok keyifli oluyor. Çünkü ses kulaklıktan değil de iPhone'dan geliyormuş gibi bir deneyim oluşturulduğu için daha ferah, daha güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Çünkü kulaklıkta ses biraz daha yakınınızda oluşuyorken başka bir cihazdan geldiğinde o alan derinliği de uzamsal sesle sizlere hissettiriliyor. Aynı zamanda Apple'ın AirPods Max'inin farkını görebilmek için bu cihazı Apple ekosistemi içerisinde kullanıyor olmanız lazım. Diyelim ki iPhone'a sahipsiniz, iPad'iniz var, MacBook Pro'nuz var. Bu cihazlar arasında bu kulaklığı kullanacaksınız, geçiş yapacaksınız sürekli olarak. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani bir MacBook Pro'yu açtığınızda, başına bu kulaklıkla oturduğunuzda zaten MacBook Pro yakınında olduğu için sesi kulağınıza takıldıysa eğer Airpods e Max'ten vermeye başlıyor. Bir telefon araması mı geldi? Sıkıntı değil. Çünkü telefon araması geldiğinde bu sefer telefon öncelik veriliyor ve telefon aramasını kulaklıktan cevaplayabiliyorsunuz. Kulaklık kulağınızda, saatinizde evin başka bir köşesindesiniz. Saatiniz Wi-Fi'den sisteme bağlı. O sırada Bluetooth çekmiyor olabilir ama sonuçta saatiniz kulaklığa yakın değil mi? Deneyimi saatten devam ettiriyorsunuz. Telefon görüşmesini yine saatten cevaplayıp kulaklık üstünden bunu devam ettirmeniz olası kılınmış. Telefona tanıtma sekansı ise çok basit. Kutudan çıkartıyorsunuz kulaklığı, telefonu yaklaştırıyorsunuz. Bağlanayım mı abi diyor. Bağlan diyorsunuz ve bir kere telefonunuzun bağlanması bütün ekosistemdeki cihazların kulaklığı tanıması için yeterli oluyor. Bu sayede bütün ekosistemdeki cihazlarla bu kulaklığı kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamadan deneyiminize devam ediyorsunuz. İşte söylemem gereken şey aslında şu. Evet bu kulaklık emsallerine göre birazcık daha fazla para vermeniz gereken bu kulaklık. Malzeme kalitesi olarak sizi tatmin ediyor. Kutu içeriği olarak eksikleri var. Kılıfı ne yazık ki kulaklığı tam olarak korumuyor. Büyük ihtimalle daha sonrasında kulaklığı tam olarak koruyan bir kılıf da almanız gerekecek. Ama bir Apple ekosistemi içerisinde kullanabileceğiniz en iyi kulaklığı üretmeyi başarmışlar. Macbook Pro'nuzda, iPad'inizde, iPhone'unuzda, saatinizde kullanabileceğiniz, şu anda gürültü engelleme yetenekleri, saydam ses modu, çok çok iyi seviyede çalışan Siri ile konuşabileceğiniz aynı zamanda telefon görüşmesi yaparken karşı tarafa sesinizin olabildiğince iyi bir şekilde iletildiği bir kulaküstü kulaklık şu an Airpods ailesine eklenmiş durumda. Evet fiyatı pahalı ama bana sorarsanız emsalleriyle ile kıyaslandığında Apple ekosistemi içerisinde kullanacaksanız bu fiyat farkını vermeye de değer. Bu videoda Airpods Max'in öne çıkan özellikleri ve bu fiyat farkının neden oluştuğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında yazın. Cevaplamaya çalışırım. Diğer kullanıcılar da cevaplayacaktır mutlaka. Yorumlarınızı merak ediyorum. Kullandığınız, memnun olduğunuz kulaklıkları da yazın. Kulaklık son dönemde kullanıcıların en çok ilgi alanına giren konulardan bir tanesi. Toplu taşımada çok fazla zaman geçiriyoruz. Ve kulaklıklar bizi başka bir ortama götürmeye, hayal kurmayı kolaylaştıran araçlar haline almaya başladılar. Bu yüzden de insanlar pahalı kulaklıklara yönelebiliyorlar. Siz de tavsiye ediniz yorumlar kısmında diğer insanlarla paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.